Herkese merhabalar. Oturduğun yerdenin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün tek başıma sunuyorum programı. Çünkü Emirhan pandemide alınan önlemlerden ötürü yani saat 7'den sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için e, maalesef aramızda değil ama ilerleyen haftalarda bir şekilde ayarlayıp onunla beraber yolumuza tekrar devam edeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeyeyim hemen e, birincilikte haftanın gelişmeleri, haftanın öne çıkanlarını, e, kazananları, kaybedenleri bir konuşalım, oturduğumuz yerden değerlendirelim. Oturduğumuz yerden diyorum çünkü yani insanlar çıkıp top oynuyor, gol atıyor, biz de buradan konuşuyoruz. <laughs> Keşke daha iyisini, daha fazlasını yapabilsek ama başlayalım. Giresunspor hiç beklemediğim şekilde toparladı. Şöyle toparladı. Aslında e, puan kayıtlarıyla dolu bir viraja girmişlerdi. Oradan çıktılar. Oradan çıktıktan sonra Samsun Spor galibiyetiyle bir nefes aldılar. Ardından son olarak Keçiören gücüyü de mağlup ettiği anda inanılmaz bir avantaj yakaladılar şu an. Çünkü Samsun Spor'da Menemen deplasmanında puan kaybedince şu anda zirvede tek başına bir Giresunspor görüyoruz. Gerçekten Hakan Hoca da ısrar etmesi Giresunspor yönetiminin ve Hakan Hoca'nın da takımı bir şekilde bir arada tutması, kenetlemesi işte Balde'nin, Caner'in, kaleci Tolga'nın iyi performans göstermesiyle gerçekten takım o puan kayıplarına dur dedi ve son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak gerçekten şampiyonluk için ...ben de varım şampiyonluğu kimseye bırakmam mesajı verdi. Çünkü bu takım 3 hafta üst üste mağlup olmuştu ve insanlarda bir soru işareti yaratmıştı. Bunların da aslında öncülerinden birisi bizdik. Yani Ümraniye spor maçı 6 ay maçından önce konuşmuştuk demiştik. Yani 12 haftalık bir yenilmezlik serisi bir takımın üstünde hem psikolojik olarak yük... ...hem de diğer anlamda yük yani iyi oynuyor musun oynamıyor musun kimse bunu sorgulamaz ama... 13. haftada mağlup olduğunda herkes senin yazar ve çizer. Biz de 12. haftanın sonunda demiştik ki yani Giresunspor bu haftaya da önümüzdeki hafta puan kaybeder. Önce Altay'a mağlup oldular. Sonra Ümraniyespor'a mağlup olmuşlardı. Ardından da evlerinde Bandırma Spor'a yenilmişti Giresunspor. Ancak toparlamasını iyi bildiler ve dediğim gibi son 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik aldılar ve tekrar zirvenin sahibi oldular, söz sahibi oldular. Hemen ligin flash takımlarından Adana Demirspor'a geçelim. Adana Demirspor gerçekten son 8 haftada yani kadro dışı bırakılan oyuncular işte Mehmet Akyüz gidiyor, ne bileyim Volkan Şen yeni yeni dakika almaya başlıyor. Tüm bu iç karışıklıklara rağmen Samet Aybaba takımı 8 haftadır mağlup etmiyor. Mağlup olmuyorlar. 8 haftanın 6'sında galip geldiler. 2 tanesinde berabere kaldılar. Bunların da bir tanesi Eskişehirspor Spor deplasmanında alınan beraberlikti. O deplasmanda e, takım bir galibiyet alsa belki de şu an gerçekten şampiyonluk şarkılarını daha yüksek sesle söylüyor olabilirdi Adana Demirspor taraftarı. Ama olsun e, yani ligin gidişatı gerçekten e, çok böyle bıçak sırtı ilerliyor. Son 4 hafta Samsun Spor, Adana Demirspor, Altay onların arkasında İstanbul Spor ve Ordu gerçekten kıyasiye bir mücadele veriyor. Ama şampiyonluk için kimler aday diye soracak olursanız da Adana Demirspor, Altay ve Samsun Spor'un şampiyonluk şansları tabii ki daha yüksek. Ama bu 4 haftadaki şu andaki en büyük avantaj Giresunspor'da. Ondan sonra da bence Adana Demirspor'da ancak Gelecek hafta Adana Demirspor'la Giresunspor karşılaşması var. Burada Adana Demirspor'un mutlak galip gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem Altay hem de Samsunspor böyle da bekliyor yani. Adana Demirspor puan kaybetsin, ben puan kazanayım, üste çıkayım, ikinci olayım. Direkt şampiyon olarak bir üst lige, süper lige çıkayım diye bekliyorlar. Samsun Spor cephesine geçelim. Samsun Spor'da son haftalarda yani o kötü gidişe bir şekilde dur demişti Ertuğrul Sağlam ve ekibi. Tuzla Spor ve Balıkesir galibiyetleriyle. Ancak Menemen'den alınan beraberlik gerçekten işleri biraz zora soktu. Çünkü yani şöyle oldu aslında biraz da durum. Son 7 hafta 2 galibiyet 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Şampiyonluğa oynayan bir takım için çok fazla puan kaybı demek. O yüzden Adana Demirspor geldi ve puan puana oldular şu an. Hem Adana Demirspor hem de Samsun Spor. Ee, şöyle bir durum var. Adana Demirsporla ile Spor arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda ise Adana Demirspor e, ligin ikinci yarısında 2-0 e, mağlup etti Samsun Spor'u. E, ligin ilk yarısında ise Adana Demirspor'a Samsun Spor bir bir berabere kalmıştı. Puan eşitliği durumunda Adana Demirspor e, bir üst basamakta yer alıyor. Samsun Spor bir alt basamakta yer alıyor. O yüzden aslında e, şöyle e, yani şöyle diyebiliriz. Adana Demirspor'un 59 puanı var. Samsun Spor'un 58 puanı var. Çünkü puan puana geldikleri durumda Adana Demirspor büyük sırada yer alacak. E, Spor'un ilerleyen haftalarda Bursa Spor, Bolu Spor, Ankara Spor ve Adana Spor karşılaşmaları var. Bu karşılaşmalar diğer takımların oyuncağı karşılaşmalarından biraz daha yani Samsun Spor diğer takımlara nazaran daha rahat takımlarla oynayacak. Yani daha rahat derken işte düşme hattından uzaklaşan, orta sıralarda yerini garantileyen veya düşmesi kesinleşen takımlarla oynayacaklar. Yani ne olur ne biter, lig sonu nasıl görürüz gerçekten bunları söylemek bunları konuşmak çok zor. Ama dediğim gibi burada bir şampiyonluk adayından daha bahsetmemiz gerekiyor. Altay Altay yani 5 haftalık bir galibiyet serisi yakalamışlardı o seriden sonra e, sürpriz bir şekilde Boluspor'a kendi sahalarında mağlup oldular. E, ondan sonra da Osman Özköylü yaptığı açıklamada Altay ne olursa olsun sezonun sonuna kadar şampiyonluğu kovalayan, şampiyonluğu isteyen takımlar arasında yer alacaktı. Altay'da bundan sonra Samsun Spor gibi daha böyle rahat takımlarla oynayacak. Ancak dediğim gibi yani e, Bolu Spor'da rahat bir takımdı. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yenmeniz gerekiyor. Yani her maç öyle çantada keklik değil maalesef. Çıkıp, oynayıp, iyi performans gösterip, goller atıp, gol yeseniz bile daha fazla gol atıp kazanmanız gerekiyor. Ancak dediğim gibi Altay bunu Boluspor Spor karşılaşmasında başaramadı. Bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans sergilecekler. Bence playoff garanti ancak... Ee, tabii ki daha iyi olsun isteriz Daha iyisi olsun isteriz Bir İzmir takımı direkt çıksın Direkt şampiyon olsun isteriz ama Dediğim gibi bakalım Süreç bunu gösterecek Geçelim Altınordu'ya Altın şöyle bir durum var aslında. Hüseyin Hoca yıllardır ya ligin başını iyi oynayamaz ya da ligin sonunu iyi oynayamaz. Yani e, bir şekilde bir denge var takımda gerçekten. Her sene bu sıkıntıyı yaşıyor. Ya şimdi Altın Ordu'nun 52 puanı var. E, İstanbulspor'un 51 puanı var. Keçiören gücünün ise 49 puanı var. Keçiören gücü Giresun'da de 1-0 öne geçti. O maçı kazansalar Altın Altınordu Adana Demirspor'a mağlup olduğu için bir anda playoff dışında kalıyor Altın Altınordu. Yani e, futbolun gerçekten bir şakası yok. Bir anda playoff dışına çıkabiliyorsunuz. Sezon boyunca verdiğiniz emeklerin hepsi bir, bir iki maçta e, gerçekten yerle yeksan olabiliyor. Niye olabiliyor? Altın Altınordu geçtiğimiz hafta Keçiören gücüne yenildi. Bu hafta Adana Demirspor'a yenildi. İki haftada iki mağlubiyet aldılar ve 6 puan playoff barajı için çok ciddi bir rakam aslında. Dediğim gibi bu işin şakası yok. Hüseyin Hoca ve ekibi son yıllarda ligin sonunu iyi oynayamaya biliyor. Bence bunu bilip bunu önlem alıp ona göre kadro çıkarıp ona göre taktik yapıp ...bir şekilde bu takımın e, ilerlemesi gerekiyor. Çünkü Altın Ordu'nun da fix hiç kolay değil. E, Akisar Spor, Giresun Spor, Tuzla Spor ve Balıkesir Spor'la oynayacak. Özellikle e, Giresun Spor ve Akisar Spor maçları gerçekten iddialı takımlarla... ...yani işte baktığımızda Akisar Spor yani, e, küme düşmemeye oynuyor... ...ama e, Giresun Spor da şampiyonluğa oynuyor. Elbette gelip kazanmak isteyeceklerdir. Altın Ordu'dan puan çalmak isteyeceklerdir. E, hal böyle olunca da Altın Ordu'nun puan kaybettiği her maçta Keçiören Gücü acaba diyor. Acaba playoff oynayabilir miyim? Altın Altınordu puan kaybediyor. Keçiören Gücü ben kazanırsam playoff oynarım diyor. Bakalım son 4 haftada neler gösterecek? Neler göreceğiz? Gerçekten e, çekişmeli, kıyasıya bir e, playoff yarışı bizi bekliyor. on Yani o takımlardan birisi de İstanbul Spor. İstanbul Spor e, son 5 haftada e, iki, e, beraberlik 2 muhabbet ve 1 galibiyet almıştı. Son galibiyetlerinde işte e, Tuzla Spor'a karşı almışlardı e, Balıkesir deplasmanına çıkıyorlar Balıkesir deplasmanından da e, galibiyetle ayrıldılar ve 3 puanı hanesine yazdırdı İstanbul Spor ve dediğim gibi playoff'un belki de e, ne oynadığını en çok bilen takımlar arasında yer alıyor bence İstanbul Spor. Fatih Tekke'nin gidişinden sonra bir bocalama devri oldu ancak onu toparladılar gerçekten ve önlerine bakıyorlar. Yani geçtiğimiz hafta oynadıkları Tuzla Spor karşılaşması gerçekten böyle direkten döndükleri bir karşılaşmaydı. Ancak onun morali iyi gelmiş olacak ki Balıkesir deplasmanından da galibiyetle ayrılmasını bildiler ve hanelerine 3 puan yazdırarak playoff'ta avantajlı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Burada şöyle bir sıkıntıları var. Dediğim gibi Keçiören gücü bu. İki takımın da ensesinde ve Keçiören Gücü belki e, yakından takip edenleriniz vardır. E, bu ligin gerçekten e, sahaya çıktıklarında oyuncuların neler yapabileceklerini bildiğimiz işte barışı var, kalecisi var. E, kalecinin ön libero gibi oynadığı e, bir dünya var. Şimdi Karagümrük'e bir tane İtalyan hoca geldi. E, herkes övüyor işte kaleci isimler oyun kuruyormuş. İşte Alanyaspor'da da bunu yaptırıyormuş. Kardeşim Keçiören Gücü sezon başından beri İlker hoca Kaleciyi ön libero gibi onu yani e, konumlandırdı, kullandı, verim aldı ama kimse konuşmuyor maalesef. Biraz da e, geleneksel olarak yerel tarafa ba yani bakarsak görürsek böyle örnekler e, mevcut. Fatih Tekke yani sezon başından beri İstanbulspor'a müthiş bir oyun oynattı bence. Üçlü savunma denedi, ikili savunma denedi, dörtlü savunma yaptı hucumdayken, defanstayken. Yani biraz da bunlara bakmak gerekiyor. Biraz da yabancı övücülüğünden çıkıp artık ülkemizde insanlar ne yapıyor, ülkemizde insanlar neler yapmaya çalışıyor biraz da araştırmamız lazım. Buradan da gazeteci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir eleştiri olsun. Onlar da kulaklarına küpe alırlarsa Bizi ciddiye alırlarsa Ve e, İlker hocayı ve kalecilerinin performanslarını Bir araştırırlarsa e, Neden bahsetmem e, gerektiğini Onlar da e, anlayacaktır Nelerden bahsettiğimi onlar da göreceklerdir Gerçekten e, Keçiören gücü bu hafta deplasmanda Giresun Spor'u mağlup oldu Bence playoff'ta biraz yara aldılar Ama önümüzdeki haftalarda Tuzla Spor, Balıkesir Spor, Menemen Spor Ve Bursa Spor karşılaşmaları var Bu karşılaşmadan alacakları herhangi bir 4'te 4 skoru bence Altın ordunun önünde tamamlayabileceklerini e, Gösterecektir Ben bu arada bir tahmin yapmak Gerekirse İzmirli kardeşlerim biraz kızabilir bana ama Altın ordunun playoff dışında kalacağını düşünüyorum e, İnşallah olmaz İnşallah e, bu öngörüm doğru çıkmaz Ancak e, böyle düşünüyorum gerçekten Düşme hattında ise Artık Menemen Spor 1 puan toplaya topluyor. bir puan toplaya topluyor. Gerçekten e, Akisar Spor'la olan puan farkını 6'ya çıkardılar. Akisar Spor'un bu saatten sonra işi hiç kolay değil. Yönetimsel sorunlar da var. Takım içi sorunlar da var. Gerçekten e, sorunlu bir süreç geçirdi Akisar Spor bu sene. Transfer yasağı da vardı. Devre arasında transfer yasağını açtılar. 20-25 tane oyuncu aldılar. Ancak dediğim gibi 20-25 tane oyuncu ilaç olmuyor maalesef. Bazen bir takımı ligde bırak bırakmaya, ligde kalmasına e, merhem olamıyor. O yüzden Akisar Spor, Ankara Spor, Eskişehir Spor e, lige büyük ihtimalle veda eden takımlar olarak e, dikkat çekiyor. Valla tüm takımlara yer vermeye çalıştık. Tüm takımları dikkat çekenleri e, noktaları noktaları altını çizmeye çalıştık. Yani böyle kamerayı karşı alıp hızlı 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 konuşmak, takımlardan bahsetmek kolay bir iş değil. Emrah'ın gerçekten eksiklerini hissediyorum. Buradan tekrar kardeşime selam olsun. Umarım e, bu pandemi yasakları biraz daha hafifler ve aramıza katılır. Yine bölümlerde beraber oluruz. E, şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.